Merhaba canlarım. Hemen size kahvaltımı göstermek istedim. Bugün kahvaltıyla güne başlayacağız. Tabii ki de sobayı yaktım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sobamın üstünde çayımı, yumurtamı, her şeyimi yapıyorum. Yemeklerimi yapıyorum arkadaşlar. Ocağı, tüpü hiç kullanmadım daha. Evet, şöyle sobayı kurduğum günden beri sürekli burada yapıyorum. Çayım demlenmiş. Çorbam burada. Akşamdan yapmıştım. Yaklaşık 2-3 saat kaynamıştır akşamdan yaptım çünkü. Bugün sabah da ısıtıp içelim dedim. Bağışıklığımız güçlensin. 2 tane rafadan yumurta yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kızartacağım. Rafadan kızartacağım arkadaşlar. Zeytinyağı döktüm bu arada. Zeytinyağı ile yapacağım. Hemen üzerine biraz pul biberi dökeceğim. Evet, yumurtam da hazır oldu. Bu arada çorbam da güzelce ısındı. Evet. Hemen çorbamı da alayım. Bir kase çorbamızı ondan önce şöyle iliği göstereyim. 2 tane ilikle yapmıştım. Akşamleyin çorba içtiğimizde öbür iliğin içini çıkartmıştım. Bugün de sabah çıkartayım dedim. Şöyle bağışıklığımızı güçlendirelim dedim sabah sabah. Mercimek çorbası. Gerçekten soğuklarda iyi gidiyor. Hemen çayıma da bakayım. Demlenmişti zaten. Evet, gördünüz mü? Kıpkırmızı bir çay demlendi. İnanılmaz güzel değil mi gözüküyor. Sobanın üstünde yapınca çok farklı, çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen masamı göstereyim size. Domatesim, zeytinim, labnem, çorbam ve yumurtam. Şöyle birkaç dilim ekmeğimizi koydum. Kahvaltımızı ettikten sonra tabii ki de Türk kahvesi arkadaşlar. Bol köpüklü Türk kahvemizi hemen sobanın üstünde, onu da sobanın üstünde yapıyorum. Gördünüz mü köpüğünü? Hemen köpüklerini dağıtacağım. Evet, dağıttım köpüklerini ve şimdi servisimi hazır edeceğim. Ceviz kırdım arkadaşlar yanına. Biraz ceviz, 3-5 ceviz kırdım. Hemen kahvelerimi de böyle dökeyim. Mis gibi kokuyor adeta. Sabah kahvemiz hazır oldu. Evet, hemen dışarı çıktım kahvemizi içerken. Açmadığımız kümeslerimiz var bugün. Direkt onları yemlerini verdim. Evet, bu da ikinci kümes. Hemen buraya da yemlerini verdim arkadaşlar. Hemen kümeslerimizin yemlerini veriyorum. Ve paçalılar. Paçalı döneklerimizi de hemen koşturdum. Onlarınkini de verdim. Güvercinlerin yemleri tamamlandı. Uçan kuşlarımız da bunlar arkadaşlar. Ciyak ciyak seslerini duyuyorsunuz yavruların. Maviş yavruların yanında kara kuşa bakıyor 2 tane o da. Evet, burada bir tane beyaz çok tatlı bir kuş var. Çok mazlum, çok sessiz. Benim ponçiğim bakıyor ona arkadaşlar. Bakıcısı benim ponçiğim Banko. Biliyorsunuz ponçiğimi tanıyanlar var. O büyütüyor, o ve eşi büyütüyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar çok sessiz, çok tatlı. Evet, burada neler varmış? Bir beyaz, bir tane de kafa kuyruk var arkadaşlar. Çok tatlılar değil mi? Bunlar çok güzel kuşlar. Evet, bunlar da böyle uçan kümesinin yavruları. Bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Şimdi bir tane şöyle bir yavru göstereyim dedim size ama o kıyamam. Gözükmüyorlar. Yaklaştırıyorum. Öyle gözüküyorlar kara yavrular. Burada da dev balıkesir var. Yavruya yatıyordu ve dışarı çıktım hemen. Şöyle güzel güneşli bir hava. Güneşli ama denize bakıyorum. Sis. Sis düşmüş denizin üzerine. Bayağı bir sisli hava. Uçan kuşlarımız öyle geziniyor arkadaşlar bu şekilde. Aşkım işe gidene kadar vakit geçiriyoruz onlarla. Daha sonra ben kapatıyorum onları. Evet arkadaşlar bu şekilde. Güneşli bir havada kuşlarımızla oturuyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Hemen fırsattan istifade içeri gideceğim. Sobam sıcak iken pilavımı yapacağım arkadaşlar üstünde. Hem öğlen yemeği hem de akşam yemeği çıkmış olacak pilav. Öğlen de yeriz, akşam da yeriz. Hemen biraz da tereyağı attım. Pilavımı görüyor musunuz? Pilavım da böyle pişiyor. Onu da sobanın üstünde yapayım dedim hazır soba sıcakken. Aradan da çıkmış olsun. Çünkü kuşları ben kapatacağım ya zamanım olmayabilir akşam yemeği için. Kuşlarla ilgileneceğim. Evet, gördünüz mü? Kaşığımın testini de yaptım. Dimdik durdu. Suyum tamamdır.
Kapatıyoruz ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? 15-20 dakika sürmüyor. Hemen oldu. Sobam hazır dedim ya. Hazır sıcakken yapayım dedim. Öğlen yemeğine de yetişmiş oldu hem. Hem de aradan çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi pirinç pilavımız tane tane mis gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel kıvamı tuttu. Evet, el alışkanlığı her zaman tutuyor arkadaşlar. Hiçbir zaman yanıltmıyor beni. Şimdi sırada tabii ki de minik güvercinim var. Elle beslediğim arkadaşlar, onu besleyeceğim. Size yakınlaştırayım en iyisi. Rahat rahat görebilmeniz için. Şöyle göstereyim. Arada su içmiyor arkadaşlar. Su veriyorum ama arada su içmiyor. İlla ki dolduracak kursağını, daha sonradan su içecek. O yüzden böyle önce bir besleyeyim onu. Çok da kolay, güzel yiyor arkadaşlar. Bir tane daha vardı. Onu kümese attık. Artık iyi oldu. Kendine geldi. Bu daha kendi yiyemiyor arkadaşlar. Onu ben besliyorum. Artık elimde papağan gibi. Evin içinde besleyeceğim onu arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Neredeyse saat 4.30 gibi oldu. 4.30'a geliyor. Evet bu şekilde. Onu da besledik. Aradan çıkmış olacak. Bu arada kümesleri kapattım arkadaşlar. Kümesi kapattım. Erken girdiler şansıma bugün. Rahat rahat kapatabildim kümesi. Hemen içeri girip bu yavrucakla uğraşayım dedim. İlgileneyim. Biraz yemini vereyim dedim. İşte akşam vereceğim arkadaşlar. Onun dışında onunla işim kalmayacak. Şimdi kedilerimi getireceğim birazdan. Bugün çok acıktınız, öpüyorum siz. Arkadaşlar. Evet canlarım, ev yemeği olduğu zaman, söz konusu olduğu zaman bu şekilde hemen koşturuyorlar, böyle konuşuyorlar. Evet onlar böyle pilavı çok seviyorlar, ev yemeklerini çok seviyorlar. Bunlara bakın, çok şirinler, çok. Evet canlarım, sarıyı o kadar tutabildim size. Tasmasını göstereyim dedim ama çiziyor, hemencik tırmalıyor. Korktum, hemen bıraktım yeri onu da. Ama çok şirin oldu. Varmış maviş tasma yakıştı ona, kendi sarı mavi yakıştı ona da. Çok tatlı bir kedi oldu. Ama hala yabani gibi işte. Eldivenle seveceğim seni artık. Eldivenle. Şişko. Pilavı çok seviyorlar. Yani pilavı değil aslında, ev yemekleri, her türlü ev yemeklerini seviyorlar. Çeşitlerini seçmiyorlar. Biliyorsunuz şeker pancarı bile arıza yiyor. Yani sebze yemekleri yiyorlar. Her türlü yemekleri yiyorlar, ev yemeği olsun yeter ki. Ama ben çok fazla ev yemeği vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Daha çok mama yesinler istiyorum. Bugün biraz böyle dedim, pilavdan da yesinler artık, azıcık vereyim dedim onlara. Aslında mamalarını yediler bugün de. Üzerine biraz da pilav yediler işte. Aa sarı, gel. Evet. Bunlarla da böyle geçiniyoruz işte arkadaşlar. Yakışıklı oldu valla, tipsiz yürüyüşü. Ağa gibi yürüyor valla, mafya babası resmen. Arizoş. Tatlı şey. Ney? Sarı, ne oldu? Penceremi kapalı. Giremeyeceğim mi içeriye? Ne oldu sana? Ne oldu sana annem? Ne sıkıntın var? Arıza çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. Ne?
miyim? Kuduruk bu ya. Evet. Birazcık da dinlenelim değil mi? O kadar uğraştık her şeyle. Telefonumun şarjı bitmişti. Biraz şarja koydum. O arada film açtım kendime. Bir de çay koydum arkadaşlar. Yanına kreker koydum. Şöyle göstereyim. Kayıp Zamanlar diye bir filmi açmıştım arkadaşlar. Onu izliyorum. Evet, burada kreker verdim. Arıza kreker istedi. Yer mi yemez mi dedim. Ama yemedi diyemem. Yiyor işte. Böyle bu şekilde. Gerçekten çok sevdi. Çok beğendi arkadaşlar. Evet, kreker yiyen kedim var. Evet, Sarı da gelecek birazdan. Bakalım Sarı isteyecek mi? Bakınıyor oradan ama seslenmiyor. Biliyorsunuz kavgacı Sarı. Hiç sesini çıkarmıyor. Bana şey davranıyor ya, ben de seslenmiyorum ona. Evet arkadaşlar. Tabii filmin sesi açık kalmış aslında. Bu arada çağırıyorum onu. Şimdi o da gelecek ve geldi. Sesi açık kaldığı için sesini kıstım. Evet arkadaşlar, videonun sesini kısmak zorunda kaldım. Seslendirme yaptım artık. Bu tatlı yakışıklı kedi de geldi. O da kreker yiyormuş. Evet, o da yiyormuş. Öyle bakıyordu bana arkadaşlar, gel gel deyince nasıl geliyor. Sarı dedim, nasıl attı hemen. Sanıyor ben ona kızacağım, o bana hep şey yapıyor ya. Halbuki kızmıyorum, çok seviyorum onu. Çok güzel bu kediler, çok. Kreker yiyen kedilerim var. Siz yeter ki kreker yiyin çocuklar. Ben size hep alayım. Tasma'da çok yakıştı ya arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bir de kurdalesi var önünde. Papyon var. Tasmasının önünde. Papyonlu. Çok tatlılar bunlar. Artık evin neşeleri. Bunlar da evin evlatları. Ben de filmim hemen bitsin de bir alışveriş yapayım arkadaşlar. Laktozsuz süt Migros markalı 17.50 17.5 TL tuttu arkadaşlar, 17.5 lira. Hemen sizlere hemen buradan sıradan gitmek istiyorum. İki tane de böyle poşeti aldım, gördüğünüz gibi iki tane de alışveriş poşeti aldık. O da 50 kuruş arkadaşlar. Hemen sizlere 30'lu yumurtayı takdim edeyim. Yine 65 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşından önce de 65 TL alıyorduk. Yine 65 TL'ye şöyle 30'lu yumurta aldı. Şöyle şuraya koyayım. Evet. 65 TL. Şimdi gelelim. Ayran aldım arkadaşlar. 1,5 litrelik ayran 19.50. O da Migros markalı yine. 19 lira 50 kuruşa. Şöyle göstereyim size hemen. 1,5 kiloluk ayran Migros markalı. Şöyle 19,5 liraya bunu aldım. O da Migros markalı. Hemen geçiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, yine Migros markalı. İkisi bir arada aldım. Şöyle göstereyim size. 10 tanesi 17,5 liraya. Yani tanesi 1 lira 75 kuruştan. 10 tane ikisi bir arada Nescafe aldım. Şöyle şuraya koyayım. 10 tane de böyle aldık. Gelelim şuraya hemen. Kreker aldım arkadaşlar. Peynirli, baharatlı. Migros markalı yine. Ben yine Migros markalı aldım. Onu da size göstereyim. İlk defa aldım ben bundan. Onu söyleyeyim şimdiden. Bu krekerlerden ilk defa aldım. Ve neli aldım? 2 tane baharatlı çubuk kreker. 2 tanesi baharatlı aldım. Şöyle göstereyim. İki tanesi de şöyle peynirli çubuk kreker aldım. Tanesi 2 liradan, 4 tanesi 8 lira arkadaşlar ve Migros markalı. Bakalım nasılmış, merak edenler varsa. Aslında 2 lira çok uygun bir fiyat diye düşünüyorum ben. Evet, başka ne aldık? Arkadaşlar 555 gram yani yarım kilo kadar domates aldım. 4 tane domates aldım. Ben adet alıyorum oradan işte. 2 tane, 3 tane, 4 tane öyle alıyorum. 4 tane domatesin 550 gram tutmuş. Kilosu 12.75. Arkadaşlar domatesin kilosu Migros'ta 12 TL 75 kuruş. Ben yarım kilosunu aldım. 7 lira tuttu. Bir de şöyle söyleyeyim, maydanoz aldım arkadaşlar. Maydanoz da 3.95 kuruş. 4 lira deyin gitsin şöyle. Evet.
Başka ne aldım? Arkadaşlar Luna kase, biliyorsunuz Luna vazgeçilmezlerimizden kahvaltılık olarak çok hafif, gerçekten faydalı. Güzel bir kahvaltı yağı. Ağır değil. Ben böyle ağır sevmiyorum çok. Bu hoşuma gidiyor Luna yıllardır. Evet, yarım kilosu da 28.25-28 lira. Şöyle yarım kilosu. Arkadaşlar Banvit piliç nugget aldım 19.50 kuruşa. Hemen onu size göstereyim. Şöyle piliç nugget aldık. Banvit'in 19 lira 50 kuruş. Daha sonra arkadaşlar süzme peynir. Migros markalı, yine çok uygun süzme peynir gördük. Şöyle söyleyeyim, gerçekten fiyatı da çok uygun. Yarım kilo 34.7, hatta 580 gram diyor. 34.50 kuruş, ya 35 lira desek yeridir. Şöyle 35 liraya Migros markalı taze peynir, süzme peynir aldık. Ben daha önceden bundan almıştım. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten de beğenerek de tüketilmişti. Ben yine görünce aldım. Ve gerçekten de uygun fiyat arkadaşlar. Evet, bu kadar. Bunların hepsi 271 lira. Tuttu. Şöyle unuttuğum bir şey var mı diye gene bir bakınayım. Bunlar hep 271 lira. Tuttu arkadaşlar, ben onları hemen dolabıma yerleştireceğim. Bugünkü alışverişimi de sizlerle paylaşmak istedim. Hepsi bu kadar. Sizleri de burada kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir de benimle kalın.